Tarih 7 Mart 2020. Şu anda da sevgili kardeşim Koray Çeliker'in bahçesindeyim. Ve onun yabani incir ağacına, asıl çok güzel, lezzetine doyumu olmayan incir ağacına bugün de aşı yapacağız. Şimdi tam aşı zamanı artık. Henüz daha ağaçlara su geçmeye başlamadığı andan itibaren, yani bu tarihlerde yapmak gerekiyor ve başladık. Yarma ve kalem aşısı yapacağız. Yarma ve kabuk altı olarak iki çeşit yapacağız. Şu anda işlem yaptığımız ağaç yabani incir ağacı. Yani erkek incir ağacı. Verim vermeyen bir incir ağacı. Asıl verim veren, lezzetli olan bir incir ağacından alıp kalem aşısı yapacağız. Şu anda kalemimizi hazırladık. Asıl yenilebilir, gayet lezzetli olan incirden kalem aldık. Ve şu anda yarma aşımızı yapacağız. Önce kalemin her iki tarafını da V şeklinde tıraşladım. Ondan sonra da üzerinde sütü kalmaması gerekiyor. Dolayısıyla sütünün de kalmaması için biraz da musluk altına tutup sütünü giderdim. Şimdi kalemin şu tarafı, kabuk tarafı, ince olan tarafı, bu tarafı da biraz daha kalın olan tarafı. Kalın olan tarafını dış tarafa bırakacağız. Burada önemli olan husus, kalemdeki kabuk ile ana dalın kabuğunun birbirine örtüşmesi. Yani püf nokta orası, birbirine değmesi gerekiyor. Birbirine değmediği sürece aşı tutmaz. Şu iki kabuk birbirine değer vaziyette olacak. Hava almaması için aşı bantımız ile de sarıyoruz. Daha sonra da yine daha iyi olması için üzerine de bisiklet şambreli saracağım. Ve macunumuzu sürüyoruz, aşı macunumuzu. Hava almaması için, su kaçırmaması için tabii ki. Ve kalemleri bu incirden aldık. Şöyle buradaki yaban incirine aşıladık. Oh.
want to. Tell me the love zone.